Evet arkadaşlar, bir inceleme videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Doktor.net YouTube kanalında sizlerin de göreceği gibi şu an terörist modunda CSGO oynuyoruz. Yıllar önce CSGO'yu ne kadar iyi bir kararla bıraktığımı gösterir neticesinde bir oyun gerçekten arkadaşlar. Oyuna girdim, hemen hemen bir saattir oynuyorum. Hiçbir tane hilesiz oyuncuya denk gelmedim. Bütün maçlarda hile var arkadaşlar. Önce onu söyleyelim. Yani bu da bana şunu gösteriyor ki bu oyunu iyi ki zamanında bırakmışım. Bundan 10 yıl önce ben bu oyunu oynuyordum. Ve inanılmaz derecede hile var. İnanılmaz derecede aimbot var. Oyunda çok ciddi derecede hileler var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. İlk izlenimlerim bu oldu. Tabii 10 yıllık geçmişe göre ve yılların verdiği tecrübeye göre şunu söyleyebilirim. Oyun gerçekçi, oyun güzel, güzel. Gördüğünüz gibi adam duvara da sıksa zaten sizi öldürebiliyor. Az önce bundan önceki maçta duvarın arkasından öldürüyordu ve yere doğru sıkarak öldürüyordu. Yani ilk izlenimim şu arkadaşlar. Oyunu bırakmışsanız iyi ki bıraktınız diyorum. Ve oynanabilir bir oyun mu bedava olmasına rağmen bir gamer olarak kesinlikle oynanamayacak bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama buna rağmen arkadaşlar Doktor.net YouTube kanalımızda bir CSGO bölümümüz kuruldu. İsteyenler bizimle birlikte CSGO bölümümüze katılabilir ve Discord sunucumuzda sizler de bizimle birlikte CSGO oynayabilirsiniz. Tabii şunu söylemek istiyorum. Hani bu kadar çok hilenin olduğu bir oyunda ve ben hileyi sevmediğim için zaten yıllar öncesinde ben CSGO'yu oynayıp bırakan birisiyim arkadaşlar. Hilelerden dolayı bırakmıştım dediğim gibi ve iyi ki de bırakmışım. İlk izlenimlerim yıllar sonra bu oldu. Onun dışında oyun gelişmiş, kendisini bayağı geliştirmiş. O konuda bir şey diyemeyiz. Ne oluyor lan? Yani oyun kendisini geliştirmiş ama arkadaşlar yani aşırı derecede bir duvardan arkasında vurma bilmem ne olayları gerçekten var. Tabii bu düzelir mi düzelir? Bana sorarsanız bu oyunun çivisi çıkmış. Yani bana sorarsanız zaman kaybından başka bir şey değil arkadaşlar CSGO oynamak. Ama oynayan insanlar için de ya da her şeye rağmen biz bu oyunu seviyoruz diyenler insanlar için de artık diyecek bir şey yok. Seviyorsanız oynayın kardeşim. Diyorum. Ve CSGO takımımıza nasıl girebileceğinizi söyleyeyim. Discord adresimize geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Discord'u bir göstereyim sizlere. Burada Discord bölümümüzde bakın şurada Discord bölümümüzde her bölümün ayrı ayrı bölümleri var. Mesela burada PUBG Mobile var. Onun altında Valorant var. Onun altında Apex var ve şu anda gördüğünüz gibi biz CSGO'dayız. Buraya geliyorsunuz. CSGO takımı bölümüne adınızı, oyuncu adınızı bunları yazıyorsunuz ve bu bölüme bakan kardeşimiz sizleri hemen listeye alıyor ve takıma almak için gerekli çalışmaları yapıyor. Bunun da bir duyurusunu yapmış olalım. Bu oyun hadi neyse bir tane hile var karşı tarafta ama ondan önceki oyunda arkadaşlar karşı tarafta iki tane, üç tane hileye denk geldik. Duvarın arkasından vuruyordu. Yere doğru sıkarak adam öldürüyordu. Zaten CSGO hilelerini görenler onların nasıl olduğunu biliyordur. İlk söyleyeceklerim bunlar. Paneli değiştirmişler. Eski versiyonuna göre. İşte silah seçme panelleri falan değişmiş. Görsellik değişmiş. Ses kasabiliyorsunuz. Ses kasma olayı var. Güzel. Onu güzel değiştirmişler. Onun dışında
Oyun akıcı. Yani oynaması da dinamikleri olarak sıkıntı yok. İşte bazı bölümler var. Onu birazdan bu oyundan çıktıktan sonra sizlere o bölümleri de göstereceğim. Antrenman yapabiliyorsunuz. İnternetten bir harita indirip indirdiğiniz harita herkese açıksa, ücretsiz bir haritaysa onun üzerinden oynayabiliyorsunuz. Silah sekmelerinden biraz bahsedelim. Çok ciddi bir sekme yok. Pusucular var burada da tabii. Büyük ihtimal duvar arkası görüyordur o zaten. Büyük ihtimal görüyor arkadaşlar. Bu sabahtan beri klondur nedir? Sabahtan beri zaten duvar arkası görüyor. Şimdi silah sekmeleri konusunda silahlar biraz sekiyor ama o kadar da fazla sekmiyor. Dek getirseniz tabancayla bile adamı çatır çatır öldürebilirsiniz. O konuda arkadaşlar bir sıkıntı yok. Ben şimdi şuradan bir ayrılayım. Ana ekranı size bir göstereyim. Ayrılabilirsem. Kazandığım parayla her round başında yeni silahlar satın al diyor. Oyuna devam et. Takımı seç. Oynamayı başla. Envanter. Oyundan çık ve ana menüye dön. Evet, oyundan çıkalım. Bir de ana menüyü size gösterelim. Şimdi arkadaşlar şöyle geldiğinizde burada ilk açıldığında basit eğlence bölümü var. Burada basit eğlenceler var. Rehine kurtarma, Dust Mast. Bunu hiç girmedim. İsterseniz birazdan buna da gireriz. Ölüm maçı var. Savaş oyunları diye bir bölüm var. Bunlar da girmedim. Girenler biliyor. Tehlike bölgesi diye bir şey varmış. Buraya galiba giremiyoruz. Şimdi burada yoldaş ve rekabetçi de oynayabilmemiz için belirli bir rütbeye erişmemiz gerekiyor. O rütbeye eriştikten sonra buralarda açılıyor. Ben daha oyunu dediğim gibi indirdim. Bu rütbelere pek erişeceğimi zannetmiyorum. Çünkü ben bu oyunu uzun süre oynamam arkadaşlar. Sırf size göstermek için atladım. Gelin isterseniz bir de bu harita grubu Dust 2'yi içermektedir diyor. Bir de buna girelim. Biraz da burada oynayalım. Dediğim gibi ilk izlenim olarak kesinlikle oynanılabilecek bir oyun değil arkadaşlar. Çünkü bu 5. veya 6. maçım hepsinde hile geldi. Hepsinde mutlaka karşı tarafta hile var. Büyük ihtimalle bu oyunda herhalde hileyi açıp öyle oynamak gerekiyor. Hileniz yoksa büyük ihtimalle çok ciddi derecede ölebilirsiniz. Oyun ciddi anlamda hile içeriyor arkadaşlar. En azından benim oynadığım bölümlerde her seferinde hileye denk geldim. Duvarın arkasından vuranlar var. Ölüm maçında izlediğiniz zaman hadi bu sefer de antiterörist olalım. İzlediğiniz zaman arkadaşlar ölüm maçında ölüm ekranı var. Orada zaten adamın sizi duvarın arkasından vurduğunu falan çatır çatır görüyorsunuz. Yani niye bunlara izin veriyorlar? Hala bu 20. yüzyılda böyle oyunları neden düzeltmiyorlar? Anlamış değilim ama oyunda ciddi derecede hile var arkadaşlar. Emir Özak selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hiranur Halloğlu merhaba demiş. Merhaba kardeşim hoş geldin. Barış Yavuz abi benimle oynayacaktın demiş. Kardeşim şimdi çekim yapıyorum. Çekimden sonra oynayacağız. Tamam. Ulan biz hangi takıma geçsek karşı takım kazanıyor bu arada. Demek ki çok beceriksiz oynuyoruz ya. Şimdi oyun başında yine B tuşuna basarak şuradan silahlarını seçebiliyorsunuz. Böyle bomba falan, flash, cartçut alabiliyorsunuz. Şuradan tabancalardan mutlaka bir tabanca öneririm arkadaşlar. Adamlar ezberlemiş kimin nerede durduğunu falan. O yüzden böyle karpuz gibi çıkarsanız çat diye ölüyorsunuz. Genelde adamlar ya saklanıyor ya duvar arkasından gördüğü için eğim alıyor zaten. Adam senin kapının arkasından geleceğini gördüğü için zaten hilesi de olduğu için direkt arkadaşlar zaten seni orada bekliyor oluyor ve anında ölüyorsunuz. Başka söylenecek bir söz
Söylenecek söz. Sorularınız varsa chat'teki arkadaşların sorularını cevaplayın. İlk izlenim olarak. Sorularınız varsa arkadaşlar. Şimdi bu modda da anladığım kadarıyla bomba döşeniyor. Aynı şeydeki gibi. Valorant'taki gibi galiba bir bomba döşeniyor arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bekliyor yani bizi yine şu karşıda bir yerde. Haritayı iyi bilmek lazım. Adam çıkmıyor, orada bekliyor. Saatlerce bekleyebiliyorlar, onu gördüm. Yani bu oyunda bayağı bir sabırlı olmak lazım. Adam haritayı ezberlemiş. Ve saatlerce bekleyebiliyor arkadaşlar. Saatlerce. Kapılar falan kapanıyor mu diye bakalım. Hadi. Hadi gel. Öldürmüş. Hadi gel. Gel oğlum. Bak. Yine pusu. Yine pusu kurmuş ya. Oğlum sana keskin nişancı nasıl kullanılır birazdan göstereceğim. Şöyle bir de biz bizim keskin nişancımız yok ki oğlum lan. Bunlar nereden almış keskin nişancıyı? Evet, tabi makineler. Şimdi arkadaşlar bu keskin nişancıyı bunlar nereden almış? Köpeklerden alması lazım. Ha. Ekipman. Evet arkadaşlar burada böyle bir şey var. Ağır silahlar diyor. Bizim şu ağır silahlardan. Neyse kapandı galiba. Böyle başlangıçta alma ekranı açılıyor. Ondan sonra kapanıyor. Eğimi alıp bekliyor ya. Ya böyle bir şey yok. Kapının arkasından eğim alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani %90 hile de. %90 yani. Hani şeyi yok. Kapının arkasından eğim alıyor. Zaten sen oradasın. Kenara çıkınca çat diye vuruyor. Evet arkadaşlar bunu da görmüş oldunuz. Bir başka moda girelim isterseniz. Hadi buradan bir çıkalım. Girebilirsek. Eğer girmemize izin verirse. İmha grubu delta diyor. İmha grubu delta. Ölüm maçı. Rehine kurtarma. Onu az önce oynadık. Basit eğlence. İmha grubu delta. Hadi bakalım girebiliyorsak bir de oraya girelim. İmha grubu sigma'ymış daha doğrusu. Yani oyun eskiye göre yani eskiden CSGO'ya göre daha güzel şeyler var. Ama eskiden bu kadar hile yoktu bu oyunda arkadaşlar. Ama çok aşırı derece bir ara artınca ben bu oyunu tamamen bilgisayarımdan silmiştim. Ha ben bu oyunu oynar mıyım? Bana bunu sorarsanız oyuncu arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamam arkadaşlar. Doktor Donate'de bu oyunla ilgili takım kurulacak mı? Kurulacak arkadaşlar. Yani şu. Ben oynamam ama oynayana da mani olmam. Çünkü bu oyunda aşırı derecede hile var. Bu kadar da hile varsa kardeşim. Zaman kaybından başka bir şey olmuyor yani maalesef. Let's go. Bir de böyle başlarken bazen hiçbir şey vermeyebiliyor. Belki bizim paramızdan dolayıdır. Paranızı dikkatli kullanmanız lazım. Onu biliyoruz. Hadi bakalım.
sistem gereksinimleri bilmiyorum şu anda. Bu bizim elemanla. Yani sistem gereksinimleri şöyle 4-5 GB, 6 GB bir RAM, 4 GB bir ekran kartı olursa rahatlıkla. Oğlum. Ne oluyor lan? Rahatlıkla oynarsınız gibi geliyor bana. Adam eğim alıyor, bekliyor arkadaşlar, görüyorsunuz yani. Adam orada eğim alıyor, senin tam kafana göre eğim alıyor, bekliyor yani adam. Yapacak bir şey yok. Tüfeklerden tüfeği alsak, ekipmanlardan da, bombalardan da şunu alsak, tabancalardan da bunu alacağız. Yapacak bir şey yok. Sağ tuş yapınca iki kere tek sağ tuşta yapıyor. Abicim eğim alıyor, bekliyor ya adam. Bak bak bak. Abi görüyor zaten adam yani. Adam senin orada olduğunu zaten biliyor arkadaşlar yani. Dedim ya adamlarda şeysiz yani, hilesiz maça denk gelmedim. Sabahtan beri belki 6. 7. maçımdır. Kesinlikle hilesiz maça denk gelmedim ve öldüren adama dikkat edin, hep aynı adam. Büyük ihtimalle Vova Shabakov. Hepsini öldürecek büyük ihtimalle. Şunu alalım. Ekipman olarak bir şeye gerek yok. Bomba olarak bir bomba alalım. İşimize yarar. Tamam yeter ya. Biraz eko yapalım arkadaşlar. Silah da çok güçsüz bir silah ya. Ayrıca. Adam eğimi koyuyor, bekliyor ya adam. Adamın hiç umurunda değil ki. Adam görüyor zaten şimdi şuradan. Görüyor abi. Görüyor zaten adam. Adam bekliyor seni orada. Güzel bir tüfek. Yok abi, tüfek de güzel değil. Kısa mesafede şöyle seri bir silah alalım. Bir de seri silahla gidelim. Bombamızı alalım. Bir de tabanca çektik mi bu iş tamamdır abi. Vermedi. Hem paramız mı yetmiyor? Yani burada amaç ne? Onu da anlamış diyelim de. Herhalde 4'e 4 mü maç? Kaç kişi? Yani 4'e 4, 1, 2, 3, 4, 5'e 5. 5'e 5 maç herhalde arkadaşlar amaç.
Bazı maçlardan böyle kafanıza göre girip çıkabiliyorsunuz. Bir şey olmuyor. Beğenmedin mi? Escape'e bas çık. Atma talebi gönderdiler gördüğünüz gibi. Hafif makinalıyı alalım kardeşim. Tabancalarını da. Oğlum tabancayı alınca bu nasıl oluyor lan? Tabancayı alınca onu bırak. Tamam. Heh, keskin nişancı var. Kaç abi kaç. Tabi tabi arkadaşlar hileyi görüyorsunuz değil mi? Yani işte ben bunu anlatmaya çalışıyordum. Yani toprağın arkasındayım. Tabancayla takip ediyor adam. Şeyle takip ediyor arkadaşlar. Toprağın arkasındayım. Bakın ölüm kamerasına geri alın videoyu göreceksiniz. Toprağın arkasındayım. Kafa taban tüfekle takip ediyor. Kafayı gösterdiğin anda tak indiriyor. Yani bakın bel close hack diyor bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altay yazmış zaten. Dur ben ona bir yazayım. Laying down smoke. Bakın arkadaşlar kardeşim hile çok mu? Ben yeneyim dedim. Bakalım ne cevap verecek. Y harfine basarak yazı yazabiliyorsunuz bu arada. Abi adamlar var ya. Bak bak bak. Bak. Belklos hile, Vova bilmem ne hile. Arkadaşlar karşı takımda en az 2 tane, 3 tane hile var yani. Bir tane, 2 tane değil. Takımlara bir bakalım. Şimdi ben size tek tek söyleyeyim. Arkadaşlar karşı takımda 2 tane hile var. Neyse oyun bitti zaten. Evet arkadaşlar bugünkü CSGO incelememiz de bu şekilde bitiyor. Benim oynadığım hiçbir maç hilesiz değildi ve hileler de çok sağlam hilelerdi. Zaten az önce gördünüz toprağın arkasından nasıl eğim alıp beklediğini ve kafayı gösterdiğin anda öldürdüklerini. Az önce gördünüz. Kesinlikle ben Dr. Donate oyun kanalı olarak şunu diyorum. Oynanacak bir oyun değil ve oynayan insanlara da şunu diyorum. Kardeşim yakın zamanda eğer hile açmıyorsanız bu oyunu bırakın diyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Evet bir başka oyun incelemesinde görüşmek dileğiyle CSGO'yu çok fazla oynayacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Ama sizlerin çok istediği için böyle bir inceleme videosu çektim. Bu da kanıt olarak bir kenarda kalsın. Ne kadar çok hile olduğunu kendiniz gözünüzle görebilirsiniz. Aslında son kez ben bir de şey oynayabilirim arkadaşlar. Durun ben size bir de o zaman şeyi göstereyim. Rehine kurtarmada çok fazla hile var. Bir de rehine kurtarmaya gireyim son kez. Arkadaşlar oradaki hileyi de bir görün. Hileleri de görün. Ondan sonra inceleme videomuzu kapatalım. Yani bu gerçekten çok Türkiye tarihinde, oyunculuk tarihinde bizim kadar hiç kimse bu CSGO'da bu kadar hile olduğunu söylememiştir ama belki birilerinin işine öyle geliyordur diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü CSGO'dan malı götüren, CSGO'dan cebi dolduran çok oyuncu arkadaşımız var. Çok YouTube yapan arkadaşlarımız da var. Onlar nasıl malı götürdüğünü zaten biliyordur arkadaşlar. Biz o kadar tecrübeli olmadığımız için ve her şeyden önemlisi de hile kullanmadığımız için arkadaşlar bizim pek yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Evet bakalım burada hile karşımıza çıkacak.
Öldüren. Biz rehine kurtarmadı. Ne oluyor lan? Oğlum bu rehine kurtarma değilmiş ki lan. Bu başka bir şeymiş galiba arkadaşlar. Rehine kurtarma değil, ölüp ölüp diriliyorsun. Değişik silahlar ne veriyor? Oho! Ya işte bu öldürme dinamikleri de çok güzel ya. Yani öldürme dinamikleri de çok güzel. Bu galiba arkadaşlar rehine kurtarma değil de ne derler buna? Size bir silah veriyor. Onunla gidiyorsunuz galiba. Öldürebildiğiniz kadar. Güzel. Bu modu sevdim yalnız yani. Bu modda sürekli doğup doğup diriliyorsun ya. Oho! Birader görmedim ya. Yani rehine kurtarma dedik. Değiştiremiyorsun yani abi. Bize bir silah veriyor, onunla gidiyorsun. Oğlum bu silah adamı yok eder lan. Kim nereden giriyor? Kim kimi öldürüyor? Oğlum yok eder lan bu silah adamı. Kapılardan çıkılıyor mu onu da bulabilmiş değilim. Gel kardeş gel. Nasıl beğendin mi? Bir tane vur bari la. Ana of şatkan geldi. Şatkan geldi. Şimdi bittiniz öyle. Of.
Yani bu modu beğendim. Şimdi o kadar söyledik ama o ne lan, Groza mı verdi lan? Abi güya Groza birader, çık da biz de çıkak ya. Yok kardeşim, bunun çıkacağı yok yani. Oğlum biz... Evet arkadaşlar, bu oyunda zannedersem sabahtan beri hiç şey yok demiştim. Bu oyunda ne oldu lan? Suikastçı, katil, yaralayıcı, acemi er rütbe 1. Aha, rütbe aldım galiba. Evet arkadaşlar, acemi er rütbe 1 aldık galiba, rütbemizi. Aldık mı lan? Almışız. Evet, rütbe 1'imizi almışız arkadaşlar. Demek ki bu da böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Kendinize çok dikkat edin kardeşlerim. Kazanıldı diyor. Er rütbe 1 diyor. Evet, rütbe kazanmışız. Bugünkü CSGO incelememiz de bu şekildeydi. Diğer kanalların aksine hiçbir menfaat gözetmeksizin veya başkaları gibi arkadaşlar numara yapmaksızın CSGO ile ilgili tüm düşüncelerimizi size anlatmaya çalıştık. Bir başka oyun incelemesi videosunda görüşmek dileğiyle. CSGO videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi Discord sunucumuzda CSGO takımı bölümümüz açılmıştır. Her ne kadar hile olsa da arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok zevkli de oynanan maçlar olabiliyor. Eğer hile gelmezse, ki benim 10 tane maçımın tam sayıyı söyleyeyim arkadaşlar, tam olarak 9 maça girdim. Bunun 8'inde çok pis, çok tehlikeli hilelere karşı oynadım. Sadece en son maçta hile yoktu. Onda da zaten keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hıt! Ulan! Kerata!